Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere bu tür denklemleri kullanan çok pratik bir yöntemi anlatacağım. Burada pay değiştirme falan gerek yok. Bakın şöyle yapıyoruz. 3 artı, burada bir sayı var görüyorsunuz. Toplanmış 5 olmuş. Demek ki bu sayının 2 olması lazım. Devamlı yapıyorum. 12'yi kaça bölersek 2 olur diyoruz. O zaman şuradaki ifadenin 6 olması lazım. 1'e kaç eklersek 6 olur diyoruz. O zaman buradaki ifadenin 5 olması lazım. Yine 20'yi kaça bölersek 5 olur diyoruz. Demek ki buradaki ifadenin 4 olması lazım. Buradan da x eksi 3 eşittir 4. 3'ü de diğer tarafa attık. X eşittir 7.